kalp krizinin olduğunu görünce tabii ki belli risk faktörlerini araştırmamız gerekiyor. Hastamızın yüksek tansiyonu, şekeri, kolesterolü var mı? Öncelikle bunlara bakıyoruz. Tansiyon mutlaka düzenli ölçülmeli ve yüksek olmamalı. Hedefimiz ortalama olarak 130'da 85 mm civanın altında olması. Bir kere tansiyon açısından hastayı stabil haline getirmeliyiz. Kolesterol yüksekliği varsa mutlaka kolesterol ilaçlarını vereceğiz. Kolesterol ilaçlarıyla ilgili toplumumuzda çok fazla şeyler söylendi, engeller konuldu. Biz kardiyoloji uzmanları olarak kolesterol ilaçlarını eğer kontrollü kullanılırsa sakıncalı olarak bulmuyoruz. Aksine hastamızın açısından çok faydalıdır. Şekeri olan bir hasta da bizim için çok risklidir. Kan şekeri kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Kan şekeri kontrolü gerekirse endokrinoloji uzmanı eşliğinde düşürülmelidir. Hastamız sigara kullanıyorsa kesinlikle bırakmalıdır. Sigara damar içinde pıhtı yani trombüs oluşturan en önemli faktörlerden biridir. Hastada sigara kullanımı devam ederse açtığımız damarda sorunlar yaşanır, stent içinde tekrar pıhtı oluşup tekrar kalp krizi geçirme riski olur. Hastamızın kilo kontrolünü sağlamalıyız. Kiloyu kesinlikle vermeyi öneriyoruz. Kilo kontrolünü diyetisyenlerimiz eşliğinde ya da kendi deneyimleriyle hastamızın ek önerilerde bulunarak kilo kontrolünü sağlamalıyız. Bir de en önemli yapacağımız şeylerden biri hareketli bir yaşama geçip düzenli yürüyüşler öneriyoruz. Her gün ya da haftada 3 gün, 4 gün, yarım saat 45 dakikalık orta tempolu yürüyüşler öneriyoruz. Aynı zamanda hastamız uygun bulursa yüzme de önerdiğimiz sporlardan biridir.